Helal olsun lan! Ay, bir hedef tatlı sonunda. Son bir kelime. Günün ilk karşılaşmasını Erengel haritasında geçişimizi yapıyoruz. Ve ekipler... ilk atışlar gelmiş. Rum, Reds'i buldu burada. Jolin'in rotasyonunu kesiyorlar. Onlar alan konusunda önemli noktadalar demiştik ve bu aldıkları skorun ardından acaba agresif oynayacaklar mı? Ben onu merak ediyorum. Şu anda Reds'i düşürdüler. Kazers ve Malkon oraya doğru yaklaşıyor. Rum 1-2 atış daha yaptı ama tahmin konusunda ufak sıkıntıları mevcut. Şu anda bir futbolist Rum'la birlikte bir skor daha almış. Şu anda Nihat'a doğru ilerlerken Yekta da gelince artık yapılabilecek çok fazla bir şey yok. 13. bölgeden bir destek var gibi. Next Real Gaming'in son oyuncusunu burada 13. bölge bitirdi. Bu sayede futbolist puanlarını alıyor. 13. bölge puanlarını alıyor. Ortaklaşa tost yaptılar adeta orada. Şimdi daha için savaşma vakti. İki takım adına da geldi bile. Ama alan biraz daha şaşırtıcı bir şekilde doğu tarafına doğru verdi. World of Wonders favorilerden artık yok. Sinan 7 skoru olan bir futbolist var. Neler diyorsun? İyi oynadılar bu karşılaşmayı kesinlikle. İyi alan tahmininde bulundular. Özellikle o bizi şaşırtan güney alanında bilmiş olmaları gayet başarılıydı. Lofas'ın da burada reseti de yere çekecek. Bir de üstüne Demon'ı da çekiyor. İnanılmaz. Ne gördük yani. Zaten. Yani gerçekten çıkmadık candan, ümit kesilmez. Burada golü doğru bir söz oluyor yaptı. Lofas'ın yerde. Öncüyü düşürdü hemen, burada girişi yaptılar. Olması gereken taktik zaten buydu ve Jolie'nin şu anda alan hakimiyetinin üstün olduğunu söylemiştik. Onlar bundan faydalandılar. Yere doğru yattılar ama Raze'i hesaba bir kez daha katmak zorundalar. Raze'in üzerine doğru hem sol taraftan hem sağındaki kulübeden bir baskı gelecek. Bence onun kulübeyi tamamen ignorlaması lazım. Yani kulübeyi unutması gerekiyor. Onun yerine ortaklaşa çalışmaları lazım. Tabii ki bu da her zaman alabileceğiniz bir risk değil. Poli'nin bölgesi Lovaz'ın tarafından kontrol edilecek Lats'la beraber. Şimdi bakalım. Yani sürmeye devam edecekler orta tarafa doğru. Yani burada Clutch ve Reis çok ciddi şeylere kaderini belirleyecek diyebiliriz aslında. Ortaya doğru şimdi sistemleri var. Jolie biraz daha yaklaşmak istiyor futbolist ekibine doğru. Bakalım yani Reis ve Clutch buna karşı neler yapacaklar. Volkay Maikon'u gördü. 4'e 3'e getiriyor. 12. aldı ama Lovazin'i bunun karşılığında kaybedecekler hafızdan. Bir cevap skoru var. Aslında skor değil. Sadece nak çekebildi. Bu az sonra işleri değiştirebilir. Lats takım arkadaşını kaldırmak istiyor ve bunu ne yazık ki Buggy'nin arkasında yapamıyor. Çünkü alan kapanmaya başladı. Burada çok fazla süreleri yok. Kaldırdığı saniye koşmak zorundalar. Hasar almamak için bu sürede iyi şekilde Red tarafından okundu. Sonrasında Lats'tan bir takas var ama Solkay'ı da kaybedecekler. Burada karşılıklı değişimler gelmeye devam ediyor. Futbolist 3 oyuncusu yerde. Hafız ve Kazers hala hayattalar. Raum bir şeyler yapmaya çalışacak ama son mermi de Raum'un üzerine doğru gelince futbolist burada 3. olarak olayı kapatacak. Oldu. 13. bölge bu süreçte elendi. Bir oyuncuyu kaybetmişlerdi. Bunların tamamı bu bölgede yaşanan savaşların World of Wonders'ın işine yarıyor ve World of Wonders elini kolunu sallaya sallaya temiz bir şekilde 7.lik geldi. Hatta çok daha iyisi de gelecek gibi. 5'ler 6'lar belki de. S2G'di burada. Tam ortaya verdi. Tam ortaya verdi. Bir anda bütün takımların aslında avantajları da ortadan kalkmış oldu. Futbolist zaten Solkay yere çekilmişti. Onu kaldırmak durumunda Solkay. Şimdi kaldıracak da basın tarafından ama... Hemen bir tahmin alacağım senden o zaman. Dark geliyor buraya doğru. Şimdi onun üzerine doğru AKS'iyle birlikte Lovazin son mermisini sıktı ve Dark'ı çekmeyi başardı. Sonrasında puanı garantilemek istiyor. Zaten senin de söylediğin gibi kaldırmışlardı ve yine 9 puanları var. Yine diyorum. Bir önceki oyunda onunla beraber şov yapmışlardı. Şu anda 15 oyuncu varken 9 puanları var. Alamadıkları galibiyeti kovalıyor gibi gözüküyorlar. Chita patlamalardan son saniye kendisini kurtardı. Ama o son mermiden kurtaramadı. 3x ile birlikte Raum'u da zorlamak istiyor. Mükemmel mekaniklerle beraber gir çıkını iyi yaptı ama belki de Lats'ın sesini alamadı. Belki refleks veremedi bilmiyorum. Bu onun sonunu getiren pozisyon olacak. Solkay'ın da düşüşü futbolistin birazcık ivmesini kesebilir. World of Wonders bu pozisyondan faydalanmak istiyor. Blaze 13 puanla maçı kapatırken 7 skorlu Nextria, 10 skorlu futbolist oyuna devam ediyorlar. World of Wonders ve DA ile birlikte onlar da 6'şar puan çekmişlerdi. Çok da kendi içimde yanılmadım aslında ama bakalım WoW burayı nasıl oynayacak ama oynaması da çok zor bir alan değil. Alana zaten sahip. Güzel bir bomba Lats'tan. Yani zaten Lats atıyorsa bombayı bir şey olur. Bir şey olur yani ne olduğunda bir şey kesin yaşanır.
kulübedeki bir oyuncuyla o kadar fazla uğraşmak durumunda kalınca hızlı şekilde oyuncuları kaybetti. Şimdi Lats'ın üstüne doğru oynayacaklar. Biliyorlar. 2'ye 1 pozisyon. Tabii yapabileceği çok fazla bir şey yok. Sadece bandajı var. Yine sıkıntılı bir pozisyon aslında onun için. Grok zaten düşürüldü burada. Polis tarafından. Yani, senin de söylediğin gibi özellikle bu kadar sorunlu oyunların ardından nasıl toparlanabilecekler bilmiyorum. Rose veda edecektir ve Lovazin'e gitti burada skor. Tekiz puanla birlikte yani yine hayattalar, yine ilk üçteler, yine ilk dörtteler. Boşuna konuşmamışız yani en azından yaptığımız yorumların doğru çıkması beni mutlu etti. Evet. Ben bir kez daha eklediğim şeyi söyleyeceğim. Bu 4 haftalık performans devam ederse iyi şekilde ve onun üzerine bir de EMEA'ya gittiklerinde aynısını gösterirlerse bu sene Global Championship'te çok iddialı bir futbolist izleriz. Hemen yakın mesafeye doğru çıkıyor. Burada koşuyu kesmek isteyecek. Kudur Raum'u gördü. Raum'un yere attığının farkında, bir daha ayağa kalkamayacaktır. O skoru önce bir çekmesi lazım. Kudur'un mermileri etkili. Kolay bir headshot geldi. Şimdi Solkay'la yakın temasta oynarlarken Lovazin'den de bir bomba gelecek. Sol taraflarını kapattılar. 4'e 2 pozisyonu adım adım güzel şekilde oynuyorlardı ama Kudur'un hamlesi cevabı o kadar kritik ki. Çok güzel pozisyon. Nasıl baskı göğüslenir, nasıl bu geri püskürtülür bizlere gösteriyor. Lovazin ve Raum'un aynı yerde uzakta düşmüş olması sıkıntı. Solkay şu an oraya gidemez. Lovazin şu anda oraya gidemez. Sisleri varsa atmayı deneyecekler ama yok gibi. Olsaydı öncesinde kullanırlardı. Zaten Jolly'e karşı kapatmışlardı kendilerini. Ve çok zorlanacaklar. Şimdi Kudur'u almak istiyorlar. İyi bir prefire gelmişti aslında burada Solkay'dan. Kudur yine de hayatta kalsa bile tecrübeli isim. Spreyini kesmeden hemen burada kafasını ikinci kez çıkarttığında mermilerle onu karşıladı. Ya Frozen. Sizler bir yandan futbolisten geldi bu arada fark etti mi evet, bilmiyorum. Evet evet fark etti. İki tane de onlar attı. Bomba Frozen'a doğru çok yakın. Ayağa kalkmak zorunda alan geldiği için AKS ile birlikte hemen spreyini attı. İlk ismi almaya çalıştı ama Solkay bir kez daha oyuna dahil oluyor. Takım arkadaşlarıyla birlikte güzel bir dağılım sergilediler skorlarda. 3 bir tarafta, 2 bir tarafta. Kendisinin yine Lozin gibi yanlış görmediysem ya 3'e 4 skor olması lazım. Artık 4'e 2 pozisyon. Bir galibiyete gitmek istiyorlar. İlk Erengeli ve Miramar'ı kötü kapatmışlardı sıralama konusunda. En azından bu seviye oyuna sıralama konusunda diyebiliriz. Lovazin Maikon'u gördü. Öncesinde ise Molotov'u ile birlikte burada ilk skoru zaten garantilemişti. Tebrik edelim onları. Mükemmel bir iş bir kez daha geliyor ve bu puanların ardından onlar bir de üzerine şampiyonluğu düzeltiyorum harita galibiyetini eklemiş oldular. Yani şu anda tekrar bakıyorum şöyle bir futbolist kadrosu içeri doğru girmeye çalışırken senin söylediğin gibi bir kez daha Beşiktaş'la karşılaşacak ve bu sefer Beşiktaş daha avantajlı gibi gözüküyor olsa bile alan konusunda arka taraftan da üstte bir Jolly var. Onları bir denkleme sokalım. Denkleme soktuğumuz anda ben Beşiktaş'ın çıkışını kuramıyorum kafamda. O kadar net konuşayım sana. Bence yok olacaklar bu pozisyonda. Çünkü çok kötü yerde kaldılar. Yani konum dezavantajı var. Bakar mısın? Bir taraftan Kazers geldi. Döndü diğer tarafta Galatasaray'ı eledi. Galatasaray'ın ardından şimdi bu tarafa o da artık gelebilecek. Maikon'la birlikte Beşiktaş'ı darlayacaklar. Futbolist üst tepeden basacak. Bir anda hiç istemedikleri kötü bir oyunda kaldılar. Orkay burada yaklaşmak istiyor. Kitlerini görecek. Çok güzel bir headshot raise üzerinde. Net bir oyun. Şimdi Solus'a doğru da artık bir bomba gelecektir diye düşünüyorum. Solus oradan uzaklaştırmak istedi Solkay'ı. Farkında o da yakın bir bomba belki de diyecektim ama skor haberi gelince çok net olduğunu ben de öğrenmiş oldum. Beşiktaş 2 puanla bu maça veda etti. Onlar FSP ve Galatasaray'ın arkasına yer alacaklar. Bu sefer yakınlar. Yani futbolist Beşiktaş ve Jolly üçlüsü adeta dip dibe oynuyorlar oyunu. Jolly'nin burada tabii uf, Solkay'dan takibi bomba gelene kadar. Solkay bombasıyla birlikte Reds'i indirdi. Şimdi burada üzerine doğru bir spey ile beraber Hafız'ın oynayacak. Onu da almayı başarıyor. 2'ye 1 pozisyonda. Net bir oyun gelmiş gibi. Kazers'a 2 atış daha yapması lazımdı. Bacaklarını göremedi. Aracın zaten arkasındaydı burada ama Kazers Solkay'ın kafasını fark edebilir. O da bunu bildiği için doğru gitti. Bombanın çekildiğini adeta hissetti. Burada iyi mi zamanlandı Solkay üzerinde? Sar yok gibi. Hafız ve Reds bilgiyi veriyorlar. Molotov geldiyse çok net bir Molotov olacaktır. World of Wonders aynı zamanda koşusunu yapan takımlardan bir tanesi. Futbolist zorlamaya devam etti. Kruvcuğlu'yu eledi. Belki de burada Solkay demeliyim aslında. Yok yok kapanıyor şu an alan. Çıkması lazım. Kapanıyor. Evet, kapanıyor. Çıktı, gitmesi ama lazım. Gidemedi bir yere. Evet.
Rude'u patlatmamışlar. Baba'yı patlatmışlar bu arada. Onu ben hemen bir düzelteyim. Yanlış olmasın. Şimdi burada Rude Solkay'ın atışlarıyla beraber yere yığıldı. Solkay da mermileri yiyor. Ama en azından hayatta. Şimdi burada Rude'un kaldırılması zaten mümkün değil. Nox ve Silas'a kaldı işler. Galatasaray'da zaten sanırım iki kişinin aklı durumda şu anda. Bir oyuncuyla beraber Speciale şimdi o ikiliyi kaldırmaya gitmek durumunda. Ama takımlar dalının gelmesiyle beraber hareketlenmeye başlayacak. Şimdi burada Lat yerde, Solkay bir kez daha tek başına kalmış gibi. Raum galiba gözükmüş. Galatasaray toplamak istiyor burayı Diye ile birlikte. İki taraftan da açık alandaki oyunculara atışlar geldi. Futbolist oyuna veda ediyor. Onlar istediklerini bulamadılar. Atışlar Fenerbahçe tarafından geliyor. Hangi oyuncuda kaldığını tam olarak görememiştik. Fakat şunu söyleyelim. Bu oyunda da Beşiktaş 5 skorla beraber güzel bir açılış yapmış. Onlar yine hırslı, yine iyi şekilde geliyorlar. Aynısını Next Rüya için de söyleyebiliriz. Naos'a doğru giden bir Solkay var. Lats'ta mı kaldı Solkay'da mı emin değilim ama Süreyli futbolistin elediğini söyleyebiliriz. Şimdi burada 3 skoru çektiler. Arka tarafta LSD'ye doğru da bakıyorlar. Berk içeri doğru girdi. Canı yarıda. Önce bir Aiden'i basmak isteyecek. Forsat düşen ilk isim. Rotasyonu kesen takım burada futbolist oldu. Arka tarafta da Karagümrük'ten bir ortaklaşa destek gelmesi lazımmış gibi gözüküyordu ve Lucid. Tislerin arasında konumlarını kurdular şu anda. Araçları bir şekilde ilerleterek onları sonrasında belki de patlatmayı seçecekler. Ben birçok oyuncunun bombası kaldığını düşünmüyorum. Next Rüya sadece Diye'ye yanlış hatırlamıyorsam bir 5-6 tane falan bomba attı herhalde. Futbolist'e artı Diye'ye diyeyim daha doğru olsun. Futbolist yine aynı şekilde az önce Next Rüya'ya çok fazla bomba yağdırdı. Onlarda da kalmamış olması gerek. Yo, kalmış gayet kalmış. Belki de Fenerbahçe atmıştır bilmiyorum ama şimdi Speller geldi. Kudur gözüktü. Lat burada Kudur'u indiren isim oldu. Sonrasında Rektay rip alacak ve bu pozisyon yavaş yavaş çözülüyor gibi. Round da ayakta yakalandı. Futbolist iki ismi kaybetti diğer tarafta. Enar aynı şekilde iki kişi Fenerbahçe ile eşitlendiler diyecektim. Tatil bir pozisyona kadar futbolist de eleniyor ve 37 puanla Next Rüya Gaming Erengel haritasında iyi bir galibiyet çıkarttı. Senin de söylediğin gibi futbolistle beraber White'ın üzerine doğru gidiyor. Yani tam anlamıyla üzerine doğru gitmiyor ama çevresinde bulunuyor. White galiba bilinmiyor olabilir ya. Evet ama önünde araç var. Farkındalar. O özgüvene bakar mısın? Bu arada Lats bence düşebilir. Lats düşebilir. Raum galiba destekledi orayı. Kulübenin bir camından vurmaya devam edecek. Bizim istediğimiz o Los Higos'a yakın alanlardan bir tanesi geldi. Sahillere doğru gidiyor olacağız. Futbolist yanlış görmediysem orada puanı aldı ve evet, LSD'yi oyundan sildi. Sonrasında alandaki yerlerini netleştirip devam edecekler. Fenerbahçe'nin avantajlı olduğundan bahsetmiştik. Onlar kuzey bölgesi kontrolünü sağlıyor. Hala kesin değil onlar için. Hala rakipleri önlerine geçebilir. 28 puanla 14. sıradalar. Daha da fazlasını istemeleri, hatta zorlamaları lazım. Tolkay bedava bir sprey vardı orada ama bomba sarsınca tabii hiç de öyle olmadı. Agresifliğini devam ettiriyor. Sol tarafta niye atışlar var üzerinde? Lovazin ve Lats da burayı destekleyecek ve Fast Bay Wildcats'e son noktaya koyan isim futbolist oluyor. Bu üçlü oyuna Rome olmadan devam ediyor olsa bile şu anda 7 puanları var. Devam ediyor. Galatasaray görüldü. Ve Puka rastgele bir spreye kurban gitti. Evet, Lats'tan gayet iyi bir sprey sis içine. Ama Fener'e eleyip Inflames'i daha güzel, daha iyi bir puan noktasına götürebilir. Futbolist çok açık. Affetmiyor 1907 Fenerbahçe. Şimdi burada Lat. Hafızı almak isteyecek. Bombayla birlikte ilk istediği sonucu buldu. Bir oyuncu daha yerde hatta orada Jolie'den. Yani son kalan oyuncuyu bulabilirse aslında bombayla orada Lat. 3 kişilik bir oyun ortaya koyabilir. Şu an kaldırıyor gibi gözüküyor ama zaten sadece 8 saniye var. Bir oyuncuyu kaldırdıktan sonra can basabilirler mi bilmiyorum. İkincisini de galiba alacak Lovaz'in. Araçlarının kalmamış olması lazım. Hemen sislerle bir yol yapması gerekiyor ve oyun alanına düşen Solkay bir Solkay var. Öyle bir vakti yokmuş. Bu sorunun cevabını acı şekilde öğrendiler. Bir dokunmayı aldı burada. Sonrasında Rebellion'da indiriliyor. Boçka intikamı alacak. Respect Esports'u eleyecek. Dördüncülüğe kadar getirmiş oldu bu sayede ama önce bir Reds'i de düşürmesi lazım. Reds'in mermileri çok etkiliydi. Ama son dokunuş Lats'tan geliyor. Orada
iyi bir şekilde buggy ile cover yapmasının şu anda ekmeğini yiyecek. 2'ye 1 pozisyonu oynayacak. Acaba bir galibiyete daha mı gidiyorlar? Bitirmeye çalışacaklar. Yani 2 kişilik bir oyun. Yaz 27 yaz ya. Ama evet bana da öyle geliyor. Şu anda oynanması çok kolay bir pozisyon değil. Yani Lovazin'in yerinden emin. Lats'ın yerinden de büyük ihtimalle emin. Onlar ama... nasıl gözler? Onlar nasıl gözler? Yani ben... Bu pozisyonda şunu söylemem lazım. Kesinlikle X-Ray'den o kadar net görememiştim. Ama Lats belli ki birazcık farkında durum. Futbolist evlerin boş olmadığını düşündüğü için yüksek ihtimalle oraya doğru gitmemişti. Şimdi Beşiktaş tarafından alınınca daha da büyük sıkıntıda kalacaklar. Belki Lovazin'in yanına ilerlemek isteyebilirler. Reis'in bu hamleyi yapmaması lazım. Çok kötü yere doğru gidiyor. Farkında değil. Solka'yı gördü. Mermilerin hedefinde kalacak. Bu çukuru bırakmak istemediler. Bu çukur çünkü normalde oynanabilecek, araçlarınızı çekip cover alabileceğiniz bir yer ama işte ne yazık ki ben merakla bekliyorum acaba hangisi son noktayı koyacak. Mutlu güzel şekilde suyun içinde. Lats'ı kaldırmış Lovazin. Solka üzerinde çok iyi bombalar var ama ikincisi kısa düşecek galiba. Yakın mesafe savaş. Burada geliyor Reds. Kafasını gözüktüğünü fark etmedi. Nasıl fark etmedi ben anlayamadım. Belki de indi ama geriye doğru çekilecek fırsat bulamadı. Şimdi Maikon'un artık tek başına kaldığını görüyoruz. Jolly 16. olarak veda edebilir bu oyuna. 3 kişilik futbolist kadrosu geldi. Burada en kritik. 2 konumdan bir tanesini adeta ele geçirdi ama... Atmaları gereken hala mermiler, kullanmaları gereken bombalar var. Bir türlü basamadılar. Ben neden basamadıklarını anlayamadım. Şimdi bombayla birlikte artık o son noktayı koymak istiyorlar. Solkay geldi, onun farkına varıldı. Aynı pozisyonda Maikon'a karşı kalacak ama Solkay'ın çok iyi bir cevabı var burada. Crew Jolly yeğliyor ve bir anda 5 puanla birlikte evleri ele geçiriyorlar. İyi bir iş. Solkay dokunmayı da hanesine yazacak ve 8 skorla birlikte burada çok iyi işe imza atıyorlar. Baba'yı da görüyor bu çocuk. 6. skoru vardı. 7.sini istedi. 3 seviye kaskı, 2 seviye yeleği neredeyse hasar bile almış değil. Bu 8 puanla futbolist oyunun liderliğini götürüyor diyebiliriz. Diğer tarafta Lucid 7 ile onları takip ediyor söylediğimiz gibi. Hemen S2G. Kritik isimlerden birisi. Rude'u kaybettiler. Lovazin Rude'u gördü. Son noktayı koydu. 9'u bu sayede aldılar. Baba'nın bombası galiba yok. Tam olarak göremedim alttan ama sanırım yoktu. Orada Lucid'i görmeyi başardılar tekrardan. Pukka'nın yerinden tam haberdarlar mı emin değilim. Pukka da çok tek başınaydı çok uzun süreden beri ama yaşamaya devam ediyor. Yani alana çok yakın değil. En uzak oyuncu hatta hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerekecek. Alan kapanmaya başlayınca ve çok ciddi bir açıklığı geçmesi gerekecek. Eğer diğer takımlar birbirine konsantre olursa belki yaşamaya devam edebilir ama yani şu anda çok güzel atış. Temiz gelmiş sol kaydan. İntikam skoru. Lovazin kaldırılabilir mi bilmiyorum. Bu arada Lovazin'in kaskı yoktu. Zaten ilk headshot'a düşecekti. Solkay aracı patlattı. Bundan sonra sürünerek devam edecekler. Bütün takımlar için çıkmaları gereken ortaya yavaş yavaş sürünmeleri gereken bir alan. Baba'ya da son nokta. Burada gelecek 4. takım S2G oldu. Bu puanlara çok ihtiyaçları vardı. Onlar da ilk 16'daki yerlerini neredeyse, kesin demiyorum, neredeyse bu sayede garantilemiş oldular. Bakalım son karşılaşmada neler olacak? Onların şansı daha yüksek demiştik. Lucid oyuna devam ediyor. İşte yani bu baskı, bu stres performansın artmasına sebep olmuş. Beklenmeyen konumlar. White kendine bir cover yaptı. Buggy ile beraber. Inflames'e baksana yani. S2G üzerlerine geçti 3 puanla. Inflames 27'ye sahip. Bu karşılaşmanın herhangi bir skorları yok. Arka taraftan Lucid'in alacağı puanlar eklenecek buraya. Ve 17.liğe itilebilirler eğer bir galibiyet gelirse. Uf çok iyi bir bomba. See you later. Sean. Aramızdan ayrılan isim olacak. 4'e 3 bir başa baş mücadele neredeyse. Kişilik avantaj şu anda LSC kadrosunun elinde ve onların da 9 skill puanı var. Futbolistin ise 11 skill çok puanı net ama mükemmel. Çok net bomba. Mükemmel. Lucid kilidi açtı. Artık oynamaları lazım. Birazcık agresif şekilde ilerlemeleri lazım. Burada futbolisti eleyebilirler. 9 skorun ardından oyunlarını gerçekleştirebilirler. White içeri doğru girdi. Lovazin'i gördü. Solkay'ın galiba farkına varmış olacak ama hemen geriye doğru çekiliyor. Yerlerini öğrenmek istiyorlar. Lovazin skorunun ardından 10. puanlarını aldılar. 11 skorlu futbolisti eleyip şampiyonluğa bu maçta gitmek istiyorlar. Araçla birlikte Solkay'ın üzerine oynarken later son atışlarını yapacak ama
Solka için işler bitmiş değil gibi. Bire bire getirdi pozisyonu. Almak isteyecek son mermiler Solkay'dan geliyor. Lucid elendi ikincilikte ve neredeyse bir rüyayı gerçekleştireceklerdi. 11 skoru Solkay'ın tek başına var. Yani bu çocuk buraya alev alev gelmiş.